40. Bölüm Arya İlk önce çatıdaki adam öldü. 180 metre uzaktaki bacanın dibine çökmüştü. Şafaktan önceki karanlıkta belli belirsiz bir gölgeydi sadece. Ama gökyüzü aydınlanmaya başladığında adam kıpırdandı. Gerindi ve ayağa kalktı. Enga'yın oku adamın göğsüne saplandığında bütün vücudu çözülmüş halde dik eğimli taş çatıdan yuvarlanıp septin kapısının önüne düştü. Oyuncular septin kapısına iki muhafız dikmişti. Ama muhafızlar meşalelerin parlaklığı yüzünden körleşmişti. Haydutlar septe yaklaştı. Kay ve Naç aynı anda ok saldı. Muhafızlardan biri boğazına saplanan okla yere yığıldı. Diğeri karnından vuruldu. İkinci muhafız elindeki meşaleyi düşürdü. Alevler adamı yalamaya başladı. Kıyafetleri tutuşan adam çığlık attı. Saklanışın sonuydu bu. Toros bağırdı ve haydutlar saldırıya geçti. Arya bütün bunları atının sırtında otururken seyretti. Septi, değirmeni, bira imalathanesini, ahırı ve bunların etrafını çevreleyen yabani otlardan, yanık ağaçlardan, çamurdan ibaret ıssızlığı yukarıdan gören ağaçlıklı bayırın tepesinde bekliyordu. Ağaçlar neredeyse tamamen çıplaktı artık. Hala dallara tutunan birkaç kuru yaprak da Arya'nın görüşünü engellemiyordu. Lord Beric, Bayır'da bekleyenleri korumak üzere sakalsız diki ve maçı bırakmıştı. Arya aptal bir çocukmuş gibi arkada bırakılmaktan nefret ediyordu. Ama kendi de arkada bırakılmıştı en azından. Tartışıp itiraz etmemesi gerektiğini biliyordu Arya. Bu bir mücadeleydi ve mücadelelerde emirlere itaat edilmeliydi. Doğu seması sarı pembe ışıldıyordu ve yukarıda hızlı hareket eden alçak bulutların arasında yarım ay görünüyordu. Rüzgar soğuk esiyordu. Arya suyun sesini ve büyük ahşap değirmenin gıcırtılarını duyabiliyordu. Şafak havasında yağmur kokusu vardı ama damlalar düşmüyordu henüz. Sabah sesinin içinde arkalarında alevli kurdeleler bırakarak uçan ateş okları Sept'in ahşap duvarlarına çarpıyordu. Oklardan birkaçı pencerelerdeki panjurlara saplandı ve çok geçmeden kırık panjurların arasından duman yükselmeye başladı. İki oyuncu septen dışarı çıktı. Yan yana koşturan adamların ellerinde baltalar vardı. Engay ve diğer yaycılar bekliyordu. Baltalı adamlardan biri hemen öldü. Diğeri çömelmeyi başardı. Yaycıların fırlattığı ok adamın omzuna saplandı. Adam sendeleyerek yürümeye devam etti. Bedenine iki ok daha saplanana kadar. Oklar öyle hızlı hareket etmişti ki hangisinin önce isabet ettiğini söylemek zordu. Uzun okların deldiği göğüs kalkanı Çelikten değil de ipekten yapılmıştı sanki. Adam yere yığıldı. Engay, geniş uçlu okların yanı sıra çuvaldız uçlu oklara da sahipti. Çuvaldız ağır kalkanları bile delebilirdi. Ok fırlatmayı öğreneceğim diye düşündü Arya. Kılıç dövüşünü seviyordu ama okların da ne kadar iyi olduğunu görebiliyordu. Alevler septin güney duvarına tırmanıyordu ve kırık bir pencereden yoğun duman çıkıyordu. Mirli bir arbeletçi Başka bir pencereden başını çıkardı. Bir ok saldı ve arbeletini tekrar sarmak için yere çömeldi. Arya, ahırlardaki dövüşün seslerini duyabiliyordu. Atların çığlığı ve çelik çıngırtılarıyla harmanlanmış feryatlar. "Hepsini öldürün." diye düşündü öfkeyle. Dudağını öyle sert ısırdı ki kan ta dağıldı. "Her birini öldürün." Penceredeki arbeletçi tekrar göründü. Ama adam bir ok salar salmaz, başının yanından üç ok geçti. Oklardan biri adamın miğferinde çınladı. Adam gözden kayboldu, yayı ve her şeyiyle birlikte. Arya ikinci kattaki pencerelerin çoğunda alevler görüyordu. Dumanla ve sabah sesiyle dolu hava, siyah beyaz esen bir pusa dönüşmüştü. Engay ve diğer yaycılar, hedefleri daha kolay bulmak için birbirlerine yaklaşıyorlardı. Sonra Sept püskürdü. Oyuncular, Kızgın karıncalar misali dışarı aktı. İki ip benli, önlerinde tuttukları kahverengi pürüzlü kalkanlarla kapıdan çıktılar. Onların arkasından büyük bir arak taşıyan dotraklı geldi. Adamın saç örgüsünde çanlar vardı. Dotraklı'nın ardından vahşi dövmelerle kaplı, üç volantisli paralı asker göründü. Diğerleri pencerelerden dışarı tırmanıp yere atlıyordu. Arya, tek bacağını pencerenin pervazından dışarı sarkıtmış bir adamın göğsünden vurulduğunu gördü. Adamın düşerken attığı çığlığı duydu. Duman yoğunlaşıyordu. Arbeletlerin fırlattığı kısa oklar ve yayların uzun okları havada mekik dokuyordu. Waddy inleyerek yere devrildi. Yayı elinden düştü. Kyle yayına yeni bir ok takmaya çalışırken siyah zırhlı bir adam delikanlının karnına bir mızrak sapladı. Arya, Lord Beric'in bağırdığını duydu. Lord'un çetesinin geri kalanı, ellerinde çeliklerle, hendeklerin ve ağaçların arasından sel gibi boşandı. Arya, Kyle'ı öldüren adamı atıyla ezenlimin parlak sarı cübbesinin dalgalandığını gördü. Toros ve Lord Beric her yerdeydi. Kılıçları yanıyordu. Kırmızı rahip, sert deriden yapılmış bir kalkanı parçalara ayırırken, rahibin atı, kalkanın sahibinin yüzünü tekmeliyordu bir dotraklığı çığlık atarak Yıldırım Lordu'na saldırdı ve alevli kılıç Arak'ı karşılamak için yukarı kalktı. Bıçaklar öpüştü, ayrıldı ve tekrar öpüştü. Sonra dotraklının saçları tutuştu. Bir an sonra adam ölüydü. Arya Yıldırım Lordu'nun yanında dövüşen Ned'i de gördü. Bu haksızlık. O benden sadece birkaç yaş büyük. Dövüşmeme izin vermeleri gerekirdi. Mücadele uzun sürmedi. Hala ayakta olan cesur oyuncular kısa zaman içinde öldüler ya da kılıçlarını bıraktılar. İki dotraklı atlarını yakalayıp kaçmayı başardı. Ama bunun tek sebebi Lord Berry'in adamların kaçmasına izin vermiş olmasıydı. Bırakın da haberleri Harrenhal'a götürsünler, dedi Lord elinde alevli kılıcıyla. Sölek Lord ve keçi birkaç uykusuz gece daha geçirsin. Şanslı Jack Harwin ve Ay Kasabası'ndan Merit tutsak aramak için yanan septe girdiler. Birkaç dakika sonra yanlarında sekiz kahverengi kardeşle birlikte dumanın ve alevlerin arasından dışarı çıktılar. Kardeşlerden biri öyle güçsüzdü ki Merit adamı omzunda taşımak zorunda kaldı. Yanlarında bir rahip de vardı. Adam kambur duruşlu ve keldi ama gri cübbesinin üstüne siyah bir örgü zırh giymişti. Onu kiler merdivenlerinin altında saklanırken bulduk. Dedecek öksürerek. Toros adamı görünce gülümsedi. Sen atsın. Rahip at. Bir tanrı adamı. Tanrı senin gibileri ne yapsın? Diye kükredelim. Günah işledim. Diye inledi rahip. Biliyorum. Biliyorum. Beni bağışla baba. Ben ölümcül bir günah işledim. Arya rahip atı Harrenhal'dan hatırlıyordu. Soytarı Şakvel, rahibin erkek çocukları öldürdükten sonra sürekli ağladığını ve bağışlanmak için dua ettiğini söylemişti. Hatta bazen kendini diğer oyunculara kırbaçlatıyordu. Bütün oyuncular bunun komik olduğunu düşünüyordu. Lord Belik kılıcını kınına soktu. "Can çekişenlere merhamet armağan edin. Diğerlerinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp yargılamaya hazırlayın." diye emretti. Mücadele bitmişti. Yargılama hızlıca yapıldı. Muhtelif haydutlar öne çıkıp cesur dostların yaptıklarını anlattılar. Köyler ve kasabalar yağmalanmış, ekinler yakılmış, kadınlar tecavüze uğramış ve öldürülmüş, erkekler işkence görmüş ve sakat bırakılmıştı. Birkaç haydut, rahip atın öldürdüğü erkek çocuklardan bahsetti. Rahip yargılama boyunca sürekli ağladı. ''Ben kamış kadar zayıf bir adamım.'' dedi Lord Berry'e kuvvet için savaşçıya dua ediyorum. Ama tanrılar beni zayıf yaratmış. Zayıflığıma merhamet gösterin. O çocuklar, o tatlı çocuklar. Onlara zarar vermek istememiştim. Çok zaman geçmeden rahip at isim günündeki kadar çıplak bir halde uzun bir kara ağacın dalında ağır ağır sallanıyordu. Diğer cesur oyuncular birer birer rahibi takip etti. Birkaç dövüşçü boyunlarına ip geçirilirken tekmeler savurup mücadele ettiler. Arbeleçilerden biri yoğun mir aksanıyla bağırıp durdu. Ben askerim! Ben askerim! Bir diğeri haydutları altın dolu bir yere götürmeyi teklif etti. Üçüncüsü ne kadar iyi bir haydut olacağından bahsetti. Her biri soyuldu, bağlandı ve sırayla asıldı. Yedi terli Tom onlar için bir ağıt okudu ve Toros, Lord Berry'e adamların ruhunu sonsuza dek yakmak için yalvardı. Arya sallanan adamları izlerken, ''Bir oyuncu ağacı'' diye düşündü. Asılanların solgun tenleri, yanan septin alevleriyle kasvetli bir kırmızıya boyanmıştı. Hiç yoktan ortaya çıkan kargalar gelmeye başlamıştı bile. Arya onların birbirlerine gaklayıp kakırdadığını duydu ve neler söylediklerini merak etti. Rahip attan, Rorch, ısırık ya da hala Harrenhal'da olan birkaç adamdan korktuğu kadar korkmuyordu. Ama onun ölmesinden memnundu yine de. Tazıydı asmalılardı ya da kafasını kesmelilerdi. Bunun yerine haydutlar Sandor Clegane'in yanık kolunu tedavi etmişti. Kılıcını, atını ve zırhını geri vermiş, adamı tepe mağarasının birkaç mil uzağında serbest bırakmışlardı. Bütün aldıkları tazının altınlarıydı. Bütün bunlar Arya'yı tiksindirmişti. Çok geçmeden sept, dumandan ve alevlerden ibaret bir kükreme ile yıkıldı. Binanın duvarları taş çatının ağırlığını daha fazla taşıyamamıştı. Sekiz kahverengi kardeş septin çöküşünü çaresiz bir kabullenişle izledi. Boynunda savaşçıya bağlılığını temsil eden küçük bir demir çekiç olan en yaşlı kardeş sadece onların kaldığını açıkladı. Savaştan önce 44 kişiydik ve burası müreffeh bir yerdi. Bir düzüne süt ineğimiz, yüz arı kovanımız, bir üzüm bağımız ve elma ağaçlarımız vardı. Ama aslanlar geldiğinde bütün şarabımızı, sütümüzü, balımızı aldılar. İneklerimizi öldürdüler ve üzüm bağımızı ateşe verdiler. Sonra ziyaretçilerimizi sayamaz oldum. Bu sahte rahip sonuncuydu sadece. Bir canavar geldi. Ona bütün gümüşümüzü verdik ama o altın sakladığımızdan emindi. Bu yüzden canavarın adamları kardeş Elmar'ı konuşturmak için bizi birer birer öldürdü. "Sekiziniz nasıl kurtuldu?" diye sordu yaycı Engay. "Utanç içindeyim," dedi yaşlı adam. "Bendim. Ölme sırası bana geldiğinde onlara altının yerini söyledim." "Kardeşim," dedi yerli Toros. "Utanılacak tek şey altının yerini baştan söylememiş olmaktır. Haydutlar o geceyi küçük nehrin yanındaki bira imalathanesinde geçirdi. Ev sahipleri ahırın zemininin altına yiyecek izlemişti. Yulaf ekmeği, soğan ve içinde bir parça sarımsak olan sulu bir kabak çorbasından oluşan akşam yemeğini paylaştılar. Arya kasesinin içinde bir parça havuç buldu ve kendini şanslı atletti. Kardeşler haydutlara isim sormadı. Biliyorlar diye düşündü Arya. Nasıl bilmezlerdi? Lord Bedi'nin kalkanında ve de yıldırım vardı. Toros da kırmızı kıyafetlerini giyiyordu ya da kıyafetlerinden geri kalanları. Genç bir rahip adayı, Toros'a onların çatısının altında bulunduğu sürece sahte tanrısına dua etmemesini söyleyecek kadar cesurdu. ''Boş versene!'' dedeliğim limon cübbeli. ''O bizim de tanrımız ve sizler canınızı bize borçlusunuz. Ayrıca tanrımızın nesi sahte? Sizin demirciniz kırık bir kılıcı onarıyor olabilir. Ama kırık bir adamı onarabiliyor mu? Yeterlim diye emretti Lord Beric. Onların çatısının altındayken onların krallarına saygı göstereceğiz. Birkaç duayı kaçırdık diye güneş parlamaktan vazgeçmez, dedi Toros nezaketle. Bunu bilecek bir adam varsa o da benim. Lord Beric yemek yemedi Arya onun yemek yediğini görmemişti hiç. Ara sıra bir kadeh şarap içiyordu sadece. Görünüşe göre uyumuyordu da. Sağlam gözü kapanıyordu bazen. Yorgunluktanmış gibi. Ama biri konuştuğunda hemen açılıyordu. Huduslu Lord hala perişan haldeki siyah pelerini ve minesi çatlak yıldırım armasını taşıyan çentik dolu göğüs kalkanını giyiyordu. Hatta o göğüs kalkanıyla uyuyordu adam. Siyah çelik, tazanın açtığı korkunç yarayı gizliyordu adamın boğazındaki siyah halkayı gizleyen yün kaş gibi. Ama Lord'un alnı içeri göçmüş kırık kafasını hiçbir şey gizleyemiyordu. Kayıp gözünün yerindeki kırmızı çukuru ya da yüzünün altındaki kafatasını da. Arya, Harrenhal'da anlatılan hikayeleri hatırlayarak temkinli gözlerle adama baktı. Lord Beric, Arya'nın korkusunu sezmişti sanki. Başını çevirdi ve Arya'yı yanına çağırdı. ''Seni korkutuyor muyum çocuk?'' ''Hayır.'' dedi Arya. Dudağını ısırdı. ''Sadece şey, Tazı'nın sizi öldürdüğünü düşünmüştüm ama...'' ''Bir yaraydı.'' dedi Lim Limon ''Ölümcül bir yaraydı, evet. Ama Taros onu iyileştirdi. Yeryüzüne ondan daha iyi bir şifacı gelmemiştir.'' Lord Beric sağlam gözündeki tuhaf ifadeyle Lim'e baktı. Adamın diğer gözünde yara izinden ve kurumuş kandan başka bir şey yoktu. ''Gelmemiştir.'' diye onayladı yorgun bir şekilde. ''Lim, nöbet değişimi zamanı geçti sanırım. ilgilenirsen sevinirim.'' ''Tamam Lordom.'' Lim rüzgarlı geceye çıkarken sarı pelerini arkasında dalgalandı. Lim gittiğinde ''Zaman zaman en cesur adamlar bile kendilerini kör ederler görmekten korktuklarında.'' dedi Lord Beric. ''Toros, şimdiye kadar beni kaç kez geri getirdin?'' Kırmızı rahip başını eğdi. ''Sizi getiren Rehalordur, lordum. Işık tanrısı. Ben onun vasıtasıyım sadece.'' ''Kaç kez?'' diye ısrar etti Lord Beric. ''Altı.'' dedi Toros isteksizce ve her seferinde daha zordu. ''Pervasız davranır oldunuz, lordum. Ölüm bu kadar tatlı mı?'' ''Tatlı? Hayır dostum, tatlı değil.'' ''O halde tatlıymış gibi davranmayın. Lord Tywin geriden emir veriyor.'' Lorstan Nistöre. Aynısını yaparsanız akıllılık etmiş olursunuz. Yedinci bir ölüm ikimizin de sonu olabilir. Lord Beric sol kulağının üstüne alnının içe göçtüğü yere dokundu. Burası Sir Burton Crackle'un bir göz darbesiyle meyferimi ve kafamı kırdığı yer. Kaş kolunu çözdü. Boğazını çevreleyen siyah çürüğü gösterdi. Bu mantikorun kızgın şelalede bıraktığı iz zavallı arıcıyı ve karısını onların bana ait olduğunu düşünerek yakaladı. Kendimi ona teslim etmezsem her ikisinin de asılacağını her yerde duyurdu. Teslim oldum ama buna rağmen onları astı. Beni de onların arasındaki dar ağacına. Parmağını göz çukurundaki kırmızı yara izine götürdü. Burası yürüyandığın dağın kamasının meyfer siperimden girip gözüme saplandığı yer. Lord'un dudaklarından yorgun bir gülümseme geçti. Böylece Craigen hanedanı tarafından üç kez öldürülmüş oldum. Ders aldığımı sanırsın. Arya, Lord'un latife ettiğini biliyordu. Ama Toros gülmedi. Elini Lord Bede'in omzuna koydu. Fazla düşünmemekte fayda var. Hayal meyal hatırladığım bir şeyi nasıl fazla düşünebilirim? Bir zamanlar hudutlarda bir kale tutuyordum. Ve evlenmek üzere sözlendiğim bir kadın vardı. Ama bugün ne o kaleyi bulabilirim ne de sana o kadının saçının rengini söyleyebilirim. Beni kim şövalye yaptı eski dostum? En sevdiğim yiyecekler neler? Her şey seleniyor. Bazen şu diş budak ağaçlarının ortasındaki kahrolası çimenlerde doğduğumu düşünüyorum. Göğsümde bir delik ve ağzında alev tadıyla. Sen benim annem misin Toros? Arya miyirli rahibe baktı. Kabarık saçlara, pembe paçavralara ve eski zırh parçalarına Adamın yanakları ve sarkık gıdısı fırça gibi sert, gri sakallarla kaplıydı. Adam, yaşlı dadının hikayelerindeki büyücülere benzemiyordu. Ama yine de, ''Başı olmayan bir adamı geri getirebilir misiniz?'' diye sordu Arya. ''Sadece bir kez, altı değil, yapabilir misiniz?'' ''Benim sihirli güçlerim yok çocuk, sadece dualarım var. İlk seferinde Lord'un göğsünde bir delik ve ağzında kan vardı.'' hiç umut olmadığını biliyordum. Zavallı, parçalanmış göğsü hareketsizleşince lordu uğurlamak için ona iyi tanrının öpücüğünü verdim. Ağzımı ateşle doldurdum ve alevleri lordun içine üfledim. Boğazından ciğerlerine, kalbine ve ruhuna. Buna son öpücük denir. Yaşlı rahiplerin, Tanrı'nın hizmetkarları ölürken onlara bu son öpücüğü bahşettiğini defalarca görmüştüm. Ben de birkaç kez vermiştim. Bütün rahiplerin yapmak zorunda olduğu gibi. Ama daha önce içi ateşle dolan bir adamın titrediğini hissetmemiş, gözlerini açtığını görmemiştim. Lordu geri getiren ben değildim Leydim. Tanrıydı. Rehalor'un onunla işi bitmedi henüz. Hayat sıcaklıktır. Sıcaklık ateştir ve ateş tanrıdır. Sadece tanrı. Arya gözlerinden yaşlar aktığını hissetti. Toros pek çok kelime kullanmıştı ama kelimelerin hepsi hayır anlamına geliyordu. Arya bu kadarını anlamıştı. Baban iyi bir adamdı, dedi Lord Beric. Harvin onun hakkında çok şey anlattı bana. Babanın hatırına fidyenden memnuniyetle vazgeçerdim. Ama altına umutsuzca ihtiyacımız var. Arya dudağını ısırdı. Bu doğru sanırım. Lord Beric, tazının altınlarını Mender'ın kuzeyinden erzak satın almaları için yeşil sakallı avcıya vermişti. Arya bunu biliyordu. Lordun adamları gönderirken son ekinler yandı, yeni ekinler kuruyor ve kış kapıda dediğini duymuştu. İnsanların tahıla ve tohuma ihtiyacı var. Bizim de bıçaklara ve atlara. Adamlarımın çoğu süvar ve savaş atlarına binen düşmanların karşısında küçük atlar, yük beygirleri ve katırlar sürüyor. Arya, Rob'un onun için ne kadar ödeyeceğini bilmiyordu gerçi. Rob bir kraldı artık. Kış yarındaki saçlarında karlar eriyen çocuk değildi. Ve Arya'nın yaptığı şeyleri bilseydi, Seis Yemanı ve Harrenhal'daki muhafızı, ''Ya abim benim için fidye ödemek istemezse?'' ''Neden böyle düşünüyorsun?'' diye sordu Lord Beric. ''Şey, saçlarım karışık, tırnaklarım leş gibi, ayaklarım nasırlı.'' dedi Arya. Rob bunları umursamazdı muhtemelen ama annesi umursardı. Lady Catelyn, Arya'nın Sansa gibi olmasını istemişti her zaman. Şarkı söylemesini, dikiş dikmesini ve nezaket kurallarına dikkat etmesini. Bunları sadece düşünmek bile Arya'nın parmaklarıyla saçlarını taramaya çalışmasına sebep oldu. Ama saçları iyice dolaşmıştı ve Arya'nın bütün yaptığı birazını yolmaktı. Lady Smallwood'un verdiği elbiseyi mahvettim, ve iyi dikiş dikemiyorum. Dudağını ısırdı. Çok iyi dikiş dikemiyorum demek istedim. Rahibe Morley'in bir demircinin ellerine sahip olduğumu söylerdi eskiden. Gendry güldü. Şu küçük ve yumuşak şeyler mi? diye seslendi. Çekiç bile tutamazsın. İstersem tutabilirim. diye parladı Arya. Toros kıkırdadı. Abin Fedi ödeyecek çocuk. O konuda tasalanma. Evet, ama iyi ödemezse diye ısrar etti Arya. Lord Beric iç geçirdi. O zaman seni bir süre için Lady Smallwood'a gönderirim. Yahuz Karalimandaki kendi kaleme. Ama bunun gerekli olmayacağından eminim. Toros gibi ben de sana babanı geri verecek güce sahip değilim. Ama güvenli bir şekilde annenin kollarına dönmeni sağlayabilirim en azından. Yemin eder misiniz? diye sordu Arya. Yarında onu eve götüreceğine dair söz vermişti. Ama bunu yapmak yerine ölmüştü. Şövalyelik onurum üstüne, dedi Yıldırım Lord'u ciddi bir şekilde. Lim, bire imalathanesine döndüğünde yağmur yağıyordu. Sarı cübbesinden süzülen sular yerde birikirken adam küfürler mırıldanıyordu. Kapının yanında oturan engay ve şanslı Jack saratıyordu. Ama hangi oyun oynarlarsa oynasınlar Jack'in hiç şansı yoktu. Yedi Tayle Tom ahşap arpının bir telini değiştirdi ve göz gözyaşlarını söyledi. Ardından Willem'un karısı sakken ve Lord Hart yağmurlu bir günde gittiği söyledi. Sonra da Customer yağmurlarını. Ve "Sen kimsin?" dedi gururlu Lord. "Niye başımı öne eğmeliyim? Farklı bir pelerin giymiş bir kedisin sadece. Budur bütün bildiğim." Pelerini ister altın olsun, ister kırmızı, her aslan pençelidir. Benim pençelerim de uzun ve keskindir lordum. Seninkiler kadar uzun ve keskindir. Ve adam hiç durmadan konuştu. Şu Kestimer lordu. Ama şimdi salonunda yağmurlar ağlıyor. Ve yağmuru kimse duymuyor. Evet, şimdi salonunda yağmurlar ağlıyor. Ve yağmuru tek ruh bile duymuyor. Sonunda Tom bütün yağmurlu şarkıları bitirdi ve arpını bir kenara bıraktı. Artık bira imalathanesinin taş çatısını döven yağmurun kendi sesi vardı sadece. Zar oyunu bitti. Arya bir ayağının sonra diğerinin üstünde durarak nalı düşen bir atla ilgili sızlanan meyreti dinledi. Atı senin için nallayabilirim dedi Gendrani'den. Ben sadece çıraktım ama ustam ellerimin çekiş tutmak için yaratıldığını söylerdi. Nal çakabilirim, zırhlardaki yırtıkları kapatabilirim ve kalkanlardaki çantikleri düzeltebilirim. Bahse girerim ki kılıç da yapabilirim. Ne söylemeye çalışıyorsun delikanlı? diye sordu Harvin. Sizin demirciniz olacağım. Gendry, Lord Bailey'in önünde diz çöktü. Beni alırsanız işe yarayabilirim lordum. Daha önce aletler ve bıçaklar yaptım. Bir miğfer de yapmıştım. Hiç fena olmamıştı. Yakalandığımızda dağın adamlarından biri miğferimi çaldı. Arya dudağını ısırdı. O da beni terk etmek istiyor. Nehir havada Lord Tully'e hizmet etmen daha iyi olur, dedi Lord Belik. Yaptığın işin karşılığını ödeyemem. Bugüne kadar kimse ödemedi. Bir dökümhane, yiyecek yemek ve uyuyacak bir yer istiyorum. Bunlar yeterli lordum. Bir demirci gittiği her yerde kabul görür. Mahir bir zırh ustası daha da hoş karşılanır. Neden bizimle kalmayı tercih ediyorsun? Arya Gendry'i izledi. Çocuk düşünürken o aptal suratını buruşturuyordu. Tepe mağarasında Kral Robert'ın adamları ve kardeşleri olmak hakkında söylediklerini hoşuma gitti. Tazı yargılamanız hoşuma gitti. Lord Bolton insanları sadece asar ya da başlarını keserdi. Lord Tywin ve Sir Emory Lark da aynıydı sizin demirciniz olmayı tercih ederim. Onarılması gereken bir sürü zırhımız var lordum, diye hatırlattı Jack. Çoğunu ölülerden çıkardık ve ölümün girdiği yerde delikler olur. Sen beyinsiz olmalısın çocuk, dedilim. Biz haydutuz, lordumuz dışında pek çoğumuz alt tabaka doğumlu pislikleriz. Tom'un şarkılarındaki gibi olacağını da düşünme sakın. Prenseslerden öpücükler çalmayacaksın. Çalıntı zırhlar giyerek turnuvalarda at koşturmayacaksın. Bize katılırsan boynuna dolanmış bir ipte son bulacaksın. Ya da kafan bir kale kapısının üstündeki kaza geçirilecek. Bunlar senin başına geleceklerden fazla değil, dedi Gendry. Evet değil, dedi şanslı Jack neşeyle. Hepimizi kargılar bekliyor. Lordum, çocuk yeterince cesur görünüyor ve bize sunacağı hizmete ihtiyacımız var. Jack, onu alalım der. Hem de hemen, dedi Harvin gülerek. Ateşi düşüp de aklı başına gelmeden. Lord Berry'in dudaklarından solgun bir gülümseme geçti. Toros, kılıcım. Yıldırım Lord'u bu sefer kılıcını tutuşturmadı. Kılıcı hafifçe Gendry'nin omzuna değdirdi. Gendry, insanların ve tanrıların huzurunda kendini savunamayanları savunacağına, bütün kadınları ve çocukları koruyacağına, kumandanlarına, metbu lorduna ve kralına itaat edeceğine ihtiyaç olduğunda cesurca dövüşeceğine ve ne kadar zor, mütevazi ya da tehlikeli olursa olsun sana verilen diğer vazifeleri yerine getireceğine dair yemin ediyor musun? Ediyorum lordum. Huduslu lord kılıcı sağ omuzdan kaldırıp sol omuza koydu ve ayağa kalk Sir Gendry, mağara tepesinin şövalyesi. Kardeşliğimize hoş geldin, dedi. Kapıdan sert ve hırıltılı bir kahkaha geldi. Adamın üstünden yağmurlar süzülüyordu. Yapraklarla ve ketenle sarılmış yanık kolu, halat bir askıyla boynuna asılmış ve sıkıca göğsüne bağlanmıştı. Ama yüzündeki eski yanık izleri, haydutların küçük ateşinin ışıltısıyla siyah ve yağlı pırıldıyordu. ''Yeni şövalyeler mi çıkarıyorsun Donderyon?'' diye sordu davetsiz misafir hırıltıyla. ''Bu yüzden seni yeni baştan öldürmem gerek.'' Lord Belik sakin bir şekilde adama baktı. ''Seni son kez gördüğümüz olmuştun Clegane. Bizi nasıl buldun?'' ''Zor olmadı. Eski şehirden bile görünecek kadar duman çıkardınız.'' ''Gönderdiğim devriyelere ne oldu?'' Clegane'nin ağzı seyirdi. ''Şu iki kör adam mı? İkisini de öldürmüş olabilirim. Öldürdüysem ne yaparsın?'' Enga yayını geldi. Natch da aynı şeyi yapıyordu. Ölmeyi bu kadar çok mu istiyorsun sen Dor? diye sordu Toros. Bizi buraya kadar takip ettiğine göre çılgın ya da sarhoş olmalısın. Yağmurla mı sarhoş olacağım? Bana şarap alacak kadar altın bırakmadınız fahiş evlatları. Engay bir ok çekti. Biz haydutuz. Haydutlar çalar. Şarkılar da vardır. Nazikçe istersen Tom sana bir tanesini söyleyebilir. Seni öldürmediğimiz için şükret. Gel de dene yaycı. O sadağı alıp içindeki okları küçük çellik kaçına sokarım. Engay uzun yayını kaldırdı. Ama delikanlı oku salamadan Lord Spirik elini kaldırdı. Buraya neden geldin Clegane? Bana ait olanı almak için. Altınını? Başka ne için olacak? Yüzüne bakma zevkine nail olmak için gelmedim Dondarrion. Bunu söyleyebilirim. Şimdi benden bile çirkinsin. Ayrıca belli ki hırsız bir şövalyesin. Sana altınların için bir senet verdim, dedi Lord Belik sakin bir şekilde. Savaş bittiğinde ödeneceğine dair bir söz. Verdiğin kağıt parçasıyla papamı sildim. Altını mı istiyorum? Bizde değil. Altınlarını yeşil sakal ve avcı ile birlikte güneye gönderdim. Mandar'ın karşısından tahıl ve tohum almaları için. Ekinlerini yaktığın insanları doyurmak için, dedi Gendry. Hikaye bu mu şimdi? Sandor Clegane tekrar güldü. Aslına bakarsanız benim niyetim de buydu. O altınlarla birkaç çirkin köylüyü ve onların kıymetsiz eniklerini besleyecektim. Yalan söylüyorsun, dedi Gendry. Görüyorum ki bu çocuğun bir ağzı var. Onlara inanıyorsun da neden bana inanmıyorsun? Suratım yüzünden olamaz değil mi? Olabilir mi? Clegane Arya'ya baktı. Kızı da şövalye yapacak mısın Dondarrion? Sekiz yaşındaki ilk kız şövalye. Ben 12 yaşındayım diye yalan söyledi Arya bağırarak. Ve istersem şövalye olabilirim. Seni öldürebilirdim ama lim bıçağımı aldı. Bunu hatırlamak hala Arya'yı öfkelendiriyordu. Lime bana değil. Sonra da kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp kaç. Köpeklerin kurslara neler yaptığını biliyor musun? Bir dahaki sefer seni öldüreceğim. Abini de öldüreceğim. Hayır. Adamın koyu renk gözleri kısıldı. Yapmayacaksın. Tazı tekrar Lord Berry'e döndü. Hadi yatımı da şövalye yap. Asla salonlara sıçmıyor ve pek çok attan daha az çifteliyor. Bir şövalye olmayı hak ediyor. Onu da çalmak istemiyorsan tabii. En iyisi o ata bin ve git. Diye uyardı Lim. Altınımla gideceğim. Bizzat sizin tanrınız suçsuz olduğumu söyledi. Işık tanrısı sana hayatını geri verdi diye açıkladı Mirli Toros. Senin kutsalmış Baylor'ın yeniden vücut bulmuş hali olduğunu ilan etmedi. Kırmızı rahip kılıcını kınından çıkardı. Arya, Jack'in ve Merit'in de aynı şeyi yaptığını gördü. Lord Beric, Gendry'i kutsamak için kullandığı kılıcı tutuyordu hala. Belki bu defa onu öldürürler. Tazının ağzı tekrar seyirdi. Siz sıradan hırsızlardan başka bir şey değilsiniz. Aslan arkadaşların bir köye giriyor. Buldukları bütün yiyeceği ve sikkeyi alıyor ve buna yağma diyor. da aynı şeyi yapıyor. Biz neden yapmayalım? Seni kimse soymadı köpek. Sadece bir güzel yağmalandın. Tazı haydutların yüzlerine baktı. Her birine. Sanki hepsini hafızasını işlemek istiyordu. Sonra tek kelime etmeden dışarı çıktı. Karanlığın ve yağmurun içine yürüdü. Geldiği yere haydutlar bekledi merakla. Gidip devriyelerimize ne yaptığına baksam iyi olacak. Harvin gitmeden önce tazının etrafta dolaşmadığından emin olmak için temkinli bir şekilde kapının dışını kolaçan etti. Şu Carlos'u piç o kadar altını nereden buldu? dedi Limon cübbeli. Gerginliği kırmak istiyordu. Engay omuzlarını sikti. El turnuvasını kazandı. Kral topraklarında. Yaycı sırıttı. Ben de hatırı sayılır bir servet kazanmıştım. Ama sonra Densi, Jet ve Elayaya ile tanıştım. Bana kızarmış kuğuların tadını ve Arbor şarabında yıkanmayı öğrettiler. Bütün servetini heba ettin değil mi? Harvin güldü. Hepsini değil, bu çizmeleri ve harikulade hançeri satın aldım. Bir arazi almalıydın ve kızarmış kuğu kızlarından birini dürüst bir kadına dönüştürmeliydin, dedi şanslı Jack kendine şalgamlar ve oğullar yetiştirmeliydin. Savaşçı beni savun, altınlarımı şalgama çevirmek ne büyük bir israf olurdu. Ben şalgam severim, Dedecek incinmiş gibi. Şimdi biraz şalgamla pos olsa yardım. Mirli Toros bu alaycı sohbetse hiç ilgilenmiyordu. Tozu birkaç torba altından fazlasını kaybetti, dedi düşünceli bir halde. Ustasını ve barınağını da kaybetti. Lannister'lara geri dönemez. Genç kurt onu asla almaz. Abi bile onu hoş karşılamaz. Bana öyle geliyor ki tozunun sahip olduğu tek şey o altındı. Kahretsin dedi değirmenci böyle Öylesi mutlaka gelir ve bizi uykumuzda öldürür. Hayır. Lord Bailey kılıcını kınına soktu. Sandor Clegane hepimizi memnuniyetle öldürür. Ama uykumuzda değil. Engay, yarın sabah sakalsız dikle beraber arkaya al. Craigay'nin hala peşimizde dolaştığını görürsen adamın atını öldür. O iyi bir at diye itiraz etti Engay. Evet dedelim. Kahrolası binici öldürmeliyiz. O at işimize yarar. Lime katılıyorum dedi Naç. Köpeğe birkaç tüylü ok göndereyim izin verin. Biraz cesareti kırılsın. Lord Beric başını iki yana salladı. Craigayn tepe mağarasının altında hayatını kazandı. Onun hayatını çalmayacağım. Lord'um arif bir adam, dedi Toros diğerlerine. Kardeşlerim, dövüşle yargılama kutsal bir şeydir. Rehalor'dan yardım istediğimi duydunuz. Ve Lord Beric tam tazının işini bitirecekken, kılıcının Rehalor'un parmağı tarafından nasıl kırıldığını gördünüz. Öyle görünüyor ki, ışık Tanrısı, Jaffrey'nin tazısıyla olan işini bitirmedi henüz. Harvin çok geçmeden bire imalathanesine döndü. Perta bacak derin uykudaydı ama zarar görmemişti. Onu elime geçirene kadar bekle, dedelim. Ona yeni bir papa açacağım. Hepimizin ölümüne sebep olabilirdi. O gece hiç kimse rahat uyumadı. Sandor Craigay'nin dışarıda, karanlıkta, yakın bir yerde olduğunu biliyorlardı. Arya ateşin yakınına kıvrıldı. Rahat ve sıcaktı. Buna rağmen uykuya dalamadı. Jaken Hagar'ın verdiği sikkeyi çıkardı ve pelerinin altında yatarken avucunda sıktı. Sikke kendisine güçlü hissetmesini sağlıyordu. Herin haldayken bir hayalet olduğunu hatırlıyordu. Arya o zamanlar bir fısıltıyla adam öldürebiliyordu. Ama Jaken gitmişti. Arya'yı terk etmişti. Alturta da beni terk etti. Şimdi de kendi gidiyor. Yorun ölmüştü. Sirio Foral ölmüştü. Hatta babası bile ölmüştü ve Jaken Arya'ya aptal bir demir sikke verip kaybolmuştu. Valar mı kulis? Cool diye fısıldadı Arya. Yumruğunu öyle sert sıktı ki sikkenin sert kenarları avcuna gömüldü. Sir Gregor, Danson, Poliver, Tatlıref, Vadeci ve Tazı, Sir Elin, Sir Merin, Kral Cafri, Kraliçe Cersei. Arya Duasındaki insanların öldüklerinde nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştı. Ama yüzleri hatırlamak zordu. Tazı'yı görebiliyordu. Onun abiyi, Dağı da. Cahri'nin ve Kraliçe'nin yüzünü asla unutmazdı. Fakat Rev, Danson ve Poliver seliniyordu. Hatta görünüşü son derece alelade olan vadeci bile. Arya sonunda uykuya yenik düştü. Ama gecenin karanlığında üpererek uyandı. Ateş köze dönüşmüştü. Maç kapıda bekliyordu ve bir başka nöbetçi dışarıda volta atıyordu. Yağmur durmuştu. Arya kurtların uluma seslerini duyabiliyordu. Yakındalar diye düşündü. Ve kalabalıklar. Sesleri ahırların etrafındalarmış gibi duyuluyordu. Düzünelerce belki yüzlerce kurt. Umarım tazıyı yerler. Tazının kurtlar ve köpekler hakkında söylediği şeyleri hatırladı. Sabah olduğunda rahipat hala ağacın altında sallanıyordu. Ama kahverengi kardeşler küreklerle dışarı çıkmıştı. Yağmurun altında diğer ölüler için mezarlar kazıyorlardı. Lord Beric konaklama ve yemek için kardeşlere teşekkür etti. Septi yeniden inşa etmelerine yardım etmek için onlara bir torba gümüş geyik verdi. Harwin, Güzelluk ve Değirmenci Wedi keşif için dışarı çıktı ama ortalıkta ne kurtlar ne de tazılar vardı. Arya eğer kolanını bağlarken Gendry üzgün olduğunu söylemeye geldi. Arya tek ayağını üzengeye koyup eğrini asladı. Böylece Gendry'e aşağıdan değil yukarıdan bakabilecekti. Nehir da abim için kılıçlar yapabilirdin diye düşündü ama eğer aptal bir haydut şövalyesi olup asılmak istiyorsan umurumda değil. Fidyem ödenecek. Ben abimle birlikte Nehirova'da olacağım, dedi. Şükürler olsun ki o gün yağmur yoktu ve ilk kez hızlı yol aldılar. 40. Bölümün Sonu